Finansal analiz, işletmelerin finansal bileşenlerinin finansal analiz teknikleri ile analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Finansal analize konu olan veriler, işletmelerin finansal tablolarından elde edilir. Elde edilen bu veriler ise çeşitli finansal analiz teknikleri ile incelenir. Finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler; karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz, dikey yüzde yöntemi ile analiz, oran analizi olmak üzere dört başlık altında toplanır. Finansal analiz tekniklerinin incelendiği bu programda anahtar kavramlar, karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, eğilim yüzdeleri analizi ve dikey yüzdeler analizidir. Bu programı izledikten sonra karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, eğilim yüzdeleri analizi ve dikey yüzdeler analizi nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Analiz açısından anlamları, kapsamları ve sınırları belirlenen finansal tablolar çeşitli yöntemlerle analiz edilerek değerlemeye tabi tutulmakta ve elde edilen bilgiler analizi yapan ve yaptıranların amaçları doğrultusunda değerlendirilir. Finansal tabloların analizinde kullanılacak tekniklerde analizin amaçlarına göre değişiklik gösterir. Finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler, karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, eğilim yüzdeleri analizi, dikey yüzdeler analizi ve oran analizi olmak üzere 4 ana başlık altında incelenir. Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, bir işletmenin birbirini izleyen en az iki faaliyet dönemine ait finansal tablolarının karşılaştırmalı olarak düzenlenmesidir. Bu tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde değişim ve gelişiminin tespit edilerek incelenmesidir birden fazla dönemin analiz edilmesi nedeniyle dinamik bir tekniktir. Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi uygulanması kolay ve pratik bir tekniktir. Karşılaştıracak iki yıla ait finansal tablolar yan yana getirilerek her kalemdeki artış veya azalış hem tutar hem de yüzde olarak hesaplanır. Bu değişimlerin işletmenin finansal durum ya da faaliyet sonuçlarına etkisi araştırılır ve yorumlanır. Örneğimize dönecek olursak, Finansal durum tablosunda grup toplamlarındaki değişimler tutar ve yüzde olarak incelenmiştir. Dönen varlıkların 600 bin Türk lirasından 1 80 bin Türk lirasına yükseldiğini görüyoruz. Bu durumda değişim tutar olarak 480 bin Türk lirası artıştır. Oransal olarak ifade ettiğimizde ise 480 bin bölü 600 bin çarpı 100 dediğimizde değişim %80 olarak karşımıza çıkar. Bu durumda dönen varlıklar tutar olarak 480 bin Türk lirası oran olaraksa %80 artmıştır. Karşılaştırmalı tablolar analizi gelir tablosuna uygulandığında ise gelir tablosu kalemlerinde meydana gelen değişimler tutar ve yüzde olarak hesaplanır. Örneğin net satışların B1 yılında 400 bin Türk lirası, B2 yılında 600 bin Türk lirası olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durumda net satışlardaki değişim tutar olarak 200 bin Türk Lirası artmıştır. Oransal olarak ifade edersek %50 artışın olduğunu hesaplayabiliriz. Eğilim yüzdeleri analizi ile işletmenin daha uzun bir zaman aralığındaki finansal tabloları analiz edilir. İşletmenin gösterdiği gelişmeler yıllar itibariyle dikkate alınmış olur. Bu analiz tekniği de yatay analiz yapılmasını sağlar. Bu yöntemde birbirini izleyen 8-10 yıllık dönemlere ait finansal tablolar ele alınır. Finansal tablolarda yer alan her bir kalemin temel alınan yıla göre gösterdiği eğilim yüzde olarak hesaplanır. Bu şekilde işletmenin finansal tablolarında yer alan her bir kalemin temel alındığı yıla göre gelişme trendi bulunur. Analizin anlamlı olabilmesi için ele alınan yılın her bakımdan işletme faaliyetlerini yansıtacak normal bir yıl olması gerekir. Eğilim yüzdeleri analizinin uygulanmasında iki yaklaşım söz konusudur. Bunlar, ele alınan temel yıla göre trend hesaplanması ve bir önceki yıla göre trend hesaplanmasıdır. Finansal tabloların analizinde kullanılan tekniklerden biri de dikey yüzde analizidir. Dikey yüzde analizi ile finansal tablolarda bulunan her bir kalemin toplam ya da grup içindeki oransal büyüklüğü incelenir. Bu yöntemle her bir finansal tablo kaleminin bulunduğu grup toplamı içindeki oransal payıyla finansal tablo toplamı içindeki oransal payı hesaplanır. Örneğin bilanço bu yöntemle analiz edilirken bir varlık kaleminin toplam aktifler içindeki payı ve bulunduğu grup içindeki payı yüzde olarak hesaplanır. Gelir tablosunda ise her bir gelir tablosu kaleminin net satışlar içindeki payı ve her kalemin ait olduğu grup içindeki payı hesaplanır. Dikey yüzdeler analizi, işletmenin karlılık analizinde ve varlık kaynak dağılımının analizinde sıklıkla yararlanılan etkin bir finansal analiz tekniğidir. Tek bir dönem için dikey analiz yapılabildiği gibi birden fazla dönem için de yapılabilir. Bu da analistlere hem statik hem de dinamik analiz yapma fırsatı tanır. Bilanço dikey yüzdeler yöntemiyle analiz edilirken bilançonun aktif veya pasif toplamı 100 kabul edilerek her bir bilançonun kaleminin toplam içindeki yüzdesi yani payı hesaplanır. Bu şekilde bilanço rakamları ortak bir esasa indirgenmiş olur. Dikey analizde yüzdelerin hesaplanmasını kasa hesabı üzerinden inceleyelim. Kasa hesabının aktif toplamı içindeki payı, kasanın aktif toplamına oranı yüzde çarpılır. Kasa hesabının dönen varlıklar içindeki payı da aynı şekilde oranlanarak yüzde çarpılır. Hazır değerler içindeki payı da kasa bölü hazır değerler çarpı yüz formülüyle hesaplanır. Şimdi de bir örnekle konuyu pekiştirelim. Grafiğimizde hazır değerlerimiz 20.000 Türk lirası hazır değerlerin aktif toplam içindeki oranını hesaplamak istersek 20.000 bölü 1 milyon çarpı 100 ile sonucumuz %2 olur. Aynı şekilde dönen varlıklar içinde payını hesaplayacak olursak 20.000 bölü 400.000 çarpı 100 ile hazır değerlerin dönen varlıklar içindeki payını %5 olarak hesaplarız. Gelir tablosu dikey yüzdeler yöntemine göre analiz edilirken ise net satışlar toplamı 100 kabul edilir ve her bir gelir tablosu kaleminin net satışlar içindeki yüzdesi hesaplanır. Daha detaylı bir analiz için her bir hesap grup toplamı 100 kabul edilerek grupta yer alan kalemlerin grup içindeki yüzdesi hesaplanır. Bir örnekle açıklamak istersek satılan ticari mal maliyetinin satışlar içindeki payının %56 olarak satışların maliyeti grubu içindeki payının ise %80 olduğunu görüyoruz. Ticari mal maliyetinin satışlar içindeki payını hesaplarken satılan ticari mal maliyetini net satışlara böler, 100 ile çarparız. Satışların maliyeti içindeki payını da aynı formülle hesaplarız. Satılan ticari mal maliyeti bölü satışların maliyeti çarpı 100'dür. Satılan ticari mal maliyetinin, satışların maliyeti içindeki payını da yüzde 80 olarak hesaplamış oluruz. Finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler dört başlık altında toplanır. Bunlardan ilki karşılaştırmalı finansal tablolar analizidir. Bu analiz, bir işletmenin birbirini izleyen en az iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait finansal tabloların, Karşılaştırmalı olarak düzenlenmesidir. Tablolarda yer alan kalemlerin zaman içindeki değişim ve gelişimi bu analiz tekniği ile tespit edilir. İkinci analiz türü eğilim yüzdeleri analizidir. Bu yöntemde birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin temel alınan yıla göre değişimleri yüzde olarak hesaplanır. Finansal tabloların analizinde kullanılan tekniklerden biri de dikey yüzde yöntemidir. Dikey yüzde analizi ile finansal tablolarda bulunan bir kalemin toplam ya da grup içindeki oransal büyüklüğü incelenir. Bu yöntemle finansal tablo kaleminin bulunduğu grup toplamı içindeki yüzde payı ile finansal tablo toplamı içindeki yüzde payı hesaplanır. Bu programda karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, eğilim yüzdeleri analizi ve dikey yüzdeler analizi konularına değinildi. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Finansal Tablolar Analizi ders kitabının 3. ünitesinde bulabilirsiniz.